Karadeniz bölgesinin en büyük geçim kaynağı olan çayda bir kanun tasarısının olmaması Karadeniz'in yıllardır kanayan yarası. Üzerinde konuşulan ancak bir sonuca varılamayan çay kanunu Saadet Partisi Rize İl Başkanı Muhammed Kaçar'ın da gündemindeydi. Mehmet Bey, tabii yani Türkiye'de dediğimiz gibi yani gündeme göre konular belirleniyor, bunlar dile getiriliyor. Tabii Rize'de yaşayan bir kardeşiniz olarak bu olayları sürekli duyuyoruz. Ta 1980'li yıllardan itibaren çay kanunu gündeme getiriliyor. Maalesef bugüne kadar somut bir adımın atılmadığını görüyoruz. Yani binlerce kanun çıkıyor. Çay kanunun da çıkmasının önünde hukuksal bir engel yok. Önemli olan samimi olarak böyle bir irade ortaya koymak ve somut adım atmak. Yani bu atılmadığından dolayı 10 yıllarca konuşuyoruz. Belki bundan sonra da bir 10 yıllarca konuşulacak. Belki de çıkartılmayacaktır. Bu sorunun hala giderilmemiş olması mevcut iktidarların bir ayıbı olarak veya iktidarın yereldeki temsilcilerinin bir ayıbı olarak görüyoruz. Bunu bu şekilde ifade etmek istiyoruz. Kanun sunulduğunda tabii atılması gereken adımları yine mevcut hükümet atacak inşallah. Bu da gerçekleşir. Bu Rizelimizin gündeminden çıkmış olur bu sorun. Saadet Partisi Rize İl Başkanı Muhammed Kaçar, Saadet Partisi HDP ittifakı ile ilgili söylentilere de açıklık getirdi. Saadet Partisi ile ilgili sürekli işte bir ittifakın içerisinde yer aldığına ilişkin haberler, duyurular yapılıyor. 2019 yılında Türkiye'de her seçim bölgesinde adayını gösterip seçime giren tek parti Saadet Partisi. Yani hal böyleyken yine Saadet Partisi'ni ısrarla bir ittifakın içerisinde göstermek tamamen milletimizin zihnini bulandırmaya yönelik bir girişim olduğunu biliyoruz. Ama biz ısrarla, usanmadan, bıkmadan bu gerçekleri milletimize anlatacağız.